Herkese merhabalar. Çok güzel haberlerimiz var. Sömestr tatili geliyor. Tonguç'um öncelikle sana bir müjdeyle başlamak istiyorum. Biliyorsun yoğun kar yağışı var ülkemizin birçok yerinde. Ve bu hafta sonunda kar yağışı nedeniyle okullar tatil olacak. Yaşasın. Aa zaten tatil hocam. Ya evet aynen öyle Tonguç'um. Gerçekten de kar tatili tam yanlış zamana denk geldi. Kar tatilinden dolayı e, bazı okullar şu anda bazı şeylerimize tatil oldu. Ama zaten 15 tatile geldiği için tam da tadını alamadık bu kar tatilinin. Ama sıkıntı yok. Sömestri tatilinde ne yapacağız Tonguç'um? 15 gün boyunca yatacağız. Hayır evladım 15 gün yatılmaz. 15 gün yatarsan uyanamazsın. Yani 15 gün sonra kalktığında okula gidemezsin. Dolayısıyla sömestri tatili nasıl değerlendirmemiz lazım? Bunu gel bugün güzel bir şekilde konuşalım. Öncelikle düşünmeye 2 ya da 3 gün ara vermeniz. Istiyorum. Düşünmüyorum. Öyleyse yokum. Aynen öyle. Düşünmüyorum. Öyleyse yokum. Yani iki üç gün yok oldu. Kayboldu. Niye? Çünkü zaten okuldu, yazılıydı, görevlerinde, geleceğinde, sınavdı düşünmekten yoruldun. Şimdi iki üç gün dinlemek senin en doğal hakkın. Bu hakkında da almalısın. 15 tatilin 15 günde yatmayacağız ama en azından ilk 2 3 gün kendimize şöyle bir güzel bir ara vereceğiz. Yani ders, ders neydi ya? Okul hatırlamıyorum nasıl bir şeydi diyebiliriz. Neden? Çünkü şu anda bizler artık güzel bir tatil hak ettik. Düşünmeye 2 3 gün ara verdikten sonra ne yapacağız? Düşünmeyi unutacağız. Hayır evladım niye düşünmeyi unutuyorsun? Hatırlayacağız ama ne yapacağımızı söyleyelim. Hafta başı geldiği zaman yani böyle pazartesi olduğu zaman planlama zamanı. Yani 15 tatilde tabii ki hem dinleneceğiz. Dinlenmek önemli ama İlk adımda ilk dönemin analizini yapacağız. Acaba ilk dönemde matematikte, Türkçe'de, FEN'de nerelerde hata yaptık bunu düşüneceğiz. Ve sömestr tatilimizi planlayacağız. Sömestr tatili planlamamıza en çok neye yer vereceğiz Tonguç'um? Fortnite, Brawl Stars oynamaya vereceğiz kendimize. Hayır yani tabii ki eğleneceğiz, dinleneceğiz. Tatil bizim hakkımız ama senin dediğin gibi böyle online oyunlarla değil de... ...hem e, belli bir tekrar yapacağız hem de güzel bir şekilde, güzel bir çalışmayla... ...ikinci döneme harika bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Ve şunu da unutmamamız lazım Tonguç'um... Ulaşmak istediğimiz hedef önemli. Ulaşmak istediğin hedef nedir Tonguç'um senin? Fortnite'da sezon birincisi olmak. Evladım öyle hedef mi oluyor <laughs> sezon birincisi falan? Bizim ben o, o tür küçük hedeflerden bahsetmiyorum. Onlar gelip geçecek. Bugün o olur öbür gün başka bir oyun olur. Benim bahsettiğim hedef esasında senin geleceğe dair. İleride işte öğretmen, şair, ressam, mühendis, doktor işte sporcu, herhangi bir hedefin olmalı. Yani bu şekilde her zaman ama işte dersler, oyunlar değil. Mutlaka bir hedefin olmalı. İşte bu hedefle alakalı da bir hedef verilemen gerekiyor. Ama esasında bu üçüncü adımda benim bahsettiğim hedef o büyük hedeften ziyade ikinci dönem başlarken işte şu kadarcık soru çözmeliyim, şu kadar çalışmalıyım, şunları tekrar etmeliyim şeklindeki mini yakın bir hedefte olabilir. Şimdi öncelikle günlük planda mutlaka olması gerekenler şunlar olmalı. İlk dönemi tekrar etmen gerekiyor. Çünkü ilk dönemde bir sürü derste Türkçede Matematik Fende birçok konuyu öğrendik. Ama bunların çoğu kafamızdan uçup gidebilir. Ve birinci dönemde öğrendiğimiz konuların birçoğu ikinci dönemde de temel oluşturuyor. Dolayısıyla bunları tekrar etmemiz gerekiyor. Tekrar derken de en çok soru çözmemiz gerekiyor. Çünkü bize sınavlarda ne yapıyorlar? Soru soruyorlar. Soru soruyorlar. Aynen dediğim gibi soru sordukları için de biz soru çözerek tekrar etmemiz çok daha faydalı ve ve planımıza tabii ki en önemlisi ...hobilerimizde olmalı. Yani oyun oynamak, gezmek, arkadaşlarımıza buluşmak... ...kar yağ için dışarıda kartopu oynayabiliriz fark etmez. Ve tabii ki de ikinci dönem konularına da hafiften giriş yapmamız gerekiyor. Çünkü konuları önceden gördüğümüzde... ...konular hakkında önceden fikrimiz olduğunda... ...sınıfta gerçekten bir yıldız gibi parlarız. Yıldızınız parlasın hocam. Teşekkür ederim Tonguç Şimdi gel bakalım. Semesterde dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Birincisi uyku düzenini bozmamalısın Tonguç'um. Yani geç yatıp, geç kalkarsan okul başladığında uyku düzeni bozulmuş olur. Dolayısıyla yine erken yatmaya devam etmelisin. Telefonla kapılmamalısın. Yani telefon tabii ki elimizden düşüremiyoruz. Oyunlara bakıyoruz. işte sosyal medyaya bakıyoruz. Ama 15 tatilde yani sömestrde fazla da abartıya kaçmamak lazım. Dinleneceğiz. Bu doğal hakkımız. Ama sonradan ikinci dönem başladığında bir anda bağımlı bir şekilde başlarsak başarısızlık gelir. O yüzden telefona kapılmayacağız. Senin telefonun akıllı telefon mu akıllı telefon mu Tonguç'um? Beyinsiz telefon. Beyinsiz telefon diye bir şey yok Tonguç'um. Akıllı telefon var. Akıllı telefonlar bizim esasında e, oyalayan, bizi böyle oyunlarla, şunlarla, bunlarla bizim aklımızdan çalan telefon. Ama bir de akılsız telefon dediğimiz normal telefonlar var. Onlar en sevdiğim telefonlar benim. Niye? Çünkü onlarla da iletişim kurabiliyoruz. Ama tabii günümüzde artık onlar neredeyse hiç yok göremiyoruz bile. Dolayısıyla telefon bizim aklımızı başımızdan almamalı. Ve tatil rehavetine de girmemeliyiz. Halay da mı çekemeyiz hocam? Tamam halay çek sıkıntı yok ama... 15 tatilin 15 gününde halay çekersen ne olur? İkinci dönem başladığında yorgun olursun. Dolayısıyla dinleneceğiz. Dinlenmek en doğal hakkımız. Ama ikinci de hazırlıklı bir şekilde başlayacağız ve beslenmemize de dikkat etmemiz lazım. Çünkü bazı zararlı gıdalar hastalıkları davet ediyormuş. Mesela çok fazla şekerli, pastalı şeyler böyle mikropların daha fazla vücudumuza girmesine sebebiyet veriyormuş. Veyahut da böyle o fast food dediğimiz zararlı hamburgerler, cipsler, pastalar yani hamburgerler, cipsler böyle çok lezzetli oluyor ama onların içindeki şeker bazı mikropların vücudumuza daha hızlı girmesine sebebiyet veriyor. O yüzden daha çok sağlıklı, annemizin yaptığı, işte babamızın yaptığı, büyüklerimizin yaptığı, hazırladığı temiz, sağlıklı yiyeceklerden yememiz yine önemli ve motivasyon kaynaklarını da değerlendirmen lazım. Motivasyon kaynaklarımızdan birincisi tabii ki ailemizle güzel vakit geçirmek. Yani ailemizden kastımız büyüklerimiz olabilir, babaannemiz olabilir, dedemiz olabilir, halalarımız olabilir, abimiz, kardeşimiz fark etmez. Ailemizle güzel vakit geçirmek önemli. Arkadaşlarımızla da eğleneceğiz. Niye? Çünkü arkadaşlarımızla eğlendiğimizde, onlarla beraber sohbet ettiğimizde hem birbirimize güzel örnekler oluyoruz. diyeceksin bak ben de çalışıyorum. Aa sen de mi çalışıyorsun? O zaman hem oynayalım hem de tekrar edelim diyeceğiz. Spor yapıp hareket etmek çok çok önemli çünkü insan vücudu sadece beyinden oluşmuyor. Tabii ki beynimiz en önemli organımız ama vücudumuzun diğer organlarında sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için vücudumuzu hareket ettirmemiz gerekiyor. Sen ders çalıştığında veya oyun oynadığında sadece beynin çalışmış oluyor. Parmaklarım da oynuyor hocam. <laughs> tamam parmakların da oynuyor biliyorum kalem yazı, yazı yazarken ya da online oyun oynarken evet parmakların da oynuyor ama vücudunun hareket etmesi lazım. Sürekli otur 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 bir anda göbüş olabiliyor. O yüzden spor yapıp hareket etmemiz gerekiyor ve yeteneklerine de zaman ayırman lazım. Yani işte futbola yeteneğin olabilir, resim yapma yeteneğin olabilir, şarkı söyleme yeteneğin olabilir. Bunlar da mutlaka zaman ayırmalısın Tonguç'um. Ve sana tatilde level atlatacak. Tabii artık senin senin level diyelim senin senin şekliyle. Üç tane taktik veriyoruz. Birincisi yeni kitap hedefleri belirlemen lazım. Yani bu tatilde şu kitabı okuyacağım diyebilirsin. Ya da bu tatilde şu kitaptan sorular çözeceğim diyebilirsin. Ve süreli çalışmalar yapmalısın. Yani derse oturacağım bugün değil. Saat 11 ile 12 arası ders çalışacağım diye yeterli. Veyahut da saat 10'dan 11'e kadar ders çalışacağım diye yeterli. Kendine bir süre ver. O süreye uygun bir şekilde çalışman yeterli. Ve tabii ki de soru sayısını da artırmalısın. Yani ilk gün mesela 50 soru çözüyorsan ikinci gün 60 soru çözmelisin. Üçüncü gün 70 soru çözmelisin. Aynı nasıl oyunlarda belli bir level atlıyorsan burada da senin hedeflerin olması sana level atılacak. Son olarak senin bir sözünle bitirelim. Tatilde her şeyi yapmak için zamanın var. Sen yeter ki oyalanma. Evet gerçekten çok güzel bir söz. Ee, güzel okudun daha doğrusu burada yazan cümleyi. Bu doğru. Tatilde her şey yapmak için zamanımız var. Dinlenebiliriz, eğlenebiliriz, oyunlar oynayabiliriz, arkadaşlarımıza bulaşabiliriz. Ama ders çalışmak için de konuları tekrar etmek için de zamanımız var. Yeter ki oyalanmayalım, planımızı yapalım. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen yorumlara herkes sömestr tatilini yapacağını yazsın. Sonrasında yine birlikte diğer videolarda görüşmek üzere.